Hastanede yatarken bana, kızın ne kadar tatlı, sana da pek benzemiyor, muhtemel babasına çitmiş. Bu arada babası nerede, onu neden hiç görmedik diye yaşadığım acıları bilmeden soruyordunuz. Oysa sizin bilmeden bana yöneltmiş olduğunuz o sorularınızın kalbimi ne kadar acıttığını, ah keşke bir bilseydiniz. Keşke onu hiç sormamış ve benim yarası daha kabuk tutmayan duygularımı incitmemiş olsaydınız. Siz sorunca o an söyleyemedim. Nasıl söyleyebilirdim terk edildiğimi? Hıçkıra hıçkıra ağlarken, uzakta olduğunda gelemedi derken bile. Terk edilmişliğin acısını yaşadım yattığım yerde. O gün olanları anlatabilecek ruh haline sahip değildim. Ama zaman her şeyin ilacıymış gerçekten. Yaralarım şimdi kabuk bağladı ve artık incitmiyor beni eskisi gibi. Oysa şimdi anlatmak istiyorum yaşadıklarımı. Herkes bilsin, duysun istiyorum kalbime açılan o kapanmaz yarayı. Kızımın babası, hamileliğimin en zor zamanlarında bizi başka biri için terk etti. Ayrıldık biz. O gidince her şey bitti sandım. Hayallerimi, umutlarımı kaybettim. Adeta dünyam başıma yıkıldı. Yemeden, içmeden kesildim. Yediğim o birkaç lokmayı da kızımın hatır için yiyorum. Onun gidişine hiçbir anlam veremedim. Oysa birbirimizi ne kadar da çok seviyorduk. Ve onunla severek evlenmiştik. Ona o kadar aşıktım ki gözüm hiçbir şeyi görmüyordu. Ne söylerse kabul ediyor, ne derse yapıyordum. Ayaklarım yere basmıyordu, mutluydum. O gittiğinde hamileliğim çok zor geçiyordu. Onun gidişiyle daha da zorlaştı. Yaşama isteğimi kaybettim. Annem dedi ki, "Bak kızım, hayatta insanoğlunun başına her şey gelebilir. İmtihandasın, imtihanını kaybetme. Karnındaki yavru için dimdik dur, yıkılma. Hem bak, Ümmü Seleme'nin naklettiği bir hadiste Peygamber Efendimiz ne diyor? Birinizin başına bir musibet, acı bir şey geldiği zaman biz Allah'a aitiz ve biz ona döneceğiz. Allah'ım, başıma gelen musibetin acısının mükafatını senden bekliyorum. Bundan dolayı bana ecir ihsan et. Benim için onu daha hayırlısıyla değiştir desin," diyor. "Sabret kızım, sabret. Nerede görünmüş ki gülün ahının bülbülde kaldığı," deyip beni teselli etse de içimde yaşama isteği kalmamıştı. Allah'tan hep canımı almasını istiyordum. Nasıl olduysa yüksek sesle söylemiştim ve babam duymuş, gözleri yaşarmış şekilde. "Kızım, senden neler duyuyorum. En ufacık zorlukla karşılaştım diye pes mi edeceksin? Bebeğinin senin için hiç mi önemi yok? Onu kucağına almak, cennet kokusunu içine çekmek istemez misin? Hem bak, Enes bin Malik, Peygamber Efendimizin şöyle dediğini aktarmış. Hiçbiriniz başına gelen bir sıkıntıdan dolayı ölümü istemesin. Eğer mutlaka isteyecek olursa, Allah'ım, yaşamak benim için hayırlı olduğu sürece beni yaşat. Ölüm benim için hayırlıysa canımı al desin," diye buyuruyor yavrum. Sen bir annesin. Evet, kabul ediyorum. Yaşadığın şey çok ağır bir imtihan. Onu o kadar çok severken seni ve doğmamış yavrunu başkası için terk edişini hazmedemiyorsun. Bırak yakasını ve onu Allah'a havale et. Hem sen yalnız da değilsin, biz varız. Üstelik yanlış yapan kişi de sen değilsin," deyince öyle ağladım ki ağlaya ağlaya ona sarıldım ve "Canım babam, sözlerin yaralı kalbime ne kadar iyi geldi biliyor musun? Şu gönlü yaralı kızınıza verdiğiniz destek için Allah sizden razı olsun. Hiçbir zaman dara düşürmesin. Desem ve yüzüm bir parça gülse de aklım fikrim onun yaptığı paylaşımlarda olduğundan elimden telefon hiç düşmüyordu. Gizli gizli onun paylaşımlarına bakıyor, sessiz sessiz gözyaşları döküyordum. Beni ve daha doğmamış yavrusu uğrunda terk ettiği kadınla nişan resimlerini paylaşmış. Sürekli bakıyor, gözyaşı döküyordum. Resimlerde kaynanamlar da vardı. Herkes ne kadar da mutlu. Benim dışımda tabii. Oysa ben onlara ne yapmıştım ki? Eşim beni terk edince arayıp sormadılar. Allah görüyor ki ben elimden geldiğince hürmette kusur etmemeye çalıştım. Vicdanım rahat. Doğuma kadar zaman var dese de doktor, çok üzüldüğümden midir nedir bilmiyorum, birden sancılanmaya başladım. Ve sancılarım gittikçe artınca hastaneye zor koşturdular. Doğumdan sonra bütün gün gözlerimi kapıdan alamadım. Bekledim.
beni görmek istemiyor olabilir ama çocuğunu gelir görür diye umuyordum. Ama ne yazık ki gelmedi. Sonradan öğrendim ki nikah telaşı varmış. Yavrum doğunca ziyaretine gelmeyen adamın nikah töreni varmış ve evleniyormuş. Bir kez daha yıktı beni. Kalbim öylesine kırık ki hislerimi anlatabileceğim kelimelerim yok. Hamileliğim zaten zor geçmişti. Üstüne bir de yaşadığım stres eklenince ve düzgün beslenmeyince de olanlar oldu ve zavallı yavrumla bir süre ayrı düştük. Bu süreçte onu hiç yalnız bırakmadım ama babası olacak o adam bir kez bile ziyaretine gelmedi, ne de arayıp sordu. Ortak tanıdıklarımıza ben kızımı seviyorum diyormuş. Seven insan böyle mi yaparmış? Çocuğuma kimlik bile çıkartamadım. O sevgili hanımıyla gülüp eğlenirken ben ona olan sevgim için pişmanlık gözyaşı döküyorum. Biliyor musunuz? O deli gibi sevdiğim adam ziyaretimize gelmediği gibi şimdiye kadar biricik yavruma daha hiçbir şeyi alıp göndermedi bile. Beni seviyor sanıyordum ama aldanmışım. Keşke onu hiç tanımasaydım ve hiç karşıma da çıkmasaydı ve onunla keşke hiç evlenmeseydim diye ağlayıp durduğum bir gün babam yüzü gülerek eve geldi. Annemi kenara çekti. Hareketleri bende şüphe uyandırmıştı. Anlam veremedim. Babam anneme ne söylediyse onun da yüzü gülmeye başladı. Annem beni çekti kenara ve ''Kızım, sana bir talip varmış.'' dedi. Yüzüm birden asıldı. Birden konuşmanın devamını dinlemek istemedim. Annemse dinlemem için ısrar ediyordu. Anneme ''Anne, çok sevdiğim insandan ne hayır gördüm ki bu adamdan göreyim.'' diye kestirip atmak istedim. Ama annem ısrarla kolumu bırakmak istemiyordu. ''Dur hele kızım, bir dinle.'' diye beni azarlayınca gözlerim doldu. Zaten yaralıydı yüreğim. Bir de sen yara açma desem de annem ısrar ediyor, zorla dinlememi istiyordu. İsteksizce en yakınındaki sandalyeye oturdum ve ''Tamam, dinliyorum.'' deyince annem ''Bak kızım, baban o çocuğu yakından tanıdığı ve çok iyi bir insan olduğunu söyledi. Çocuk senin yaşadıklarını ve çocuğun olduğunu duymuş. Babana birkaç gün önce doğum üzerine hanımını kaybettiğini söylemiş. Yavrusunun süt anneye ihtiyacı olduğunu ve öksüzüne sahip çıkıp onu da emzirmeni ve onunla da evlenmen halinde de yavrunu yavrusundan ayırmayacağına yemin etmiş. Çocuk biberondan beslenmediğinden açlıktan ağlayıp duruyormuş. Ne olur kızım, öksüzü emzir deyince ''Tamam çocuğu getirin ama evlenme konusunu düşünmeyelim. Henüz evliliğe hazır hissetmiyorum.'' dedim. Babam hemen aradı. Arar aramaz çok kısa zamanda geldi. Gerçekten bebek öyle ağlıyordu ki. Kucağıma alırken babasının gözlerindeki o merhamet kalbime öyle işledi ki. Bir anda ağzımdan ''Evet teklifini kabul ediyorum ama kızıma da kızına olan merhametin gibi merhamet edeceksen'' diyerek bebekle birlikte odama giderken ailem mutluluk gözyaşları dökmeye başlamıştı. Ben de içeri emzirmeye götürdüğüm öksüzü seviyordum. O ağlayan çocuk susmuş, süt vereceğimi anlamış gibi aranıp duruyordu. Daha fazla onu bekletmek istemedim ve onu emzirmek için kucağıma aldım. Zavallı yavru, hemen kana kana emmeye başladı. Karnını iyice doyurunca altına yaptı. Temizleyip kızımın bezinden taktım ve gül yüzünden öperek yavrumun yanına yatırdım. Ve kendi yavrumu da öptüm, içeri geçtim. Çocuğu göremeyince telaşlandı. Yüzü değişti hemen, fark ettim ve hali çok hoşuma gitti. Oysa benim canımdan çok sevdiğim adam kızını hiç aramamış, bir kez bile görmeye gelmemişti. Bu adamın çocuğuna olan sevgisine vurulmuş, hayran kalmıştım. Çocuk burada benimle kalsın deyince panikledi. Telaşlandı birden, gözleri doldu. Ondan ayrılamam deyince gözlerim doldu. Çocuğumun hayırsız babası geldi aklıma ve onun vefasızlığı için hıçkırarak ağladım birden. Hepsi başıma toplandı. Bense gözlerimi gözlerine diktim ve ''Allah için kızıma kendi kızınmış gibi davranarak onu babasızlığını hissettirmezsen Allah için ben de senin öksüzünü yavrumdan ayırmam.'' dedim. Üstelik çocuk küçük olduğu için çabuk acıkır. O yüzden ''Yanımda olmalı.'' dedim. Gülümsedi. Evlatı için sevinmişti. Adım gibi emindim ve ben bu adamın evlat sevgisine vuruldum. ''Kimliğini getirir misin? Nikah işlemlerini başlatayım.'' dedi. Gidip odamdan aldım. Kimliği verirken gözlerime baktı ve ''Merak etme. Benimle evlendiğin için asla pişman olmayacaksın. Seni hayal kırıklığına uğratmayacağım ve yavrunu kendi yavrum gibi seveceğim inşallah.'' dedi.
''Yarın anneler müsaade ederse evimize birkaç parça bir şeyler alalım, olur mu?'' deyince ''Tamam'' dedim. Ertesi gün erkenle nikah başvurusunu tamamlayıp çocuklarımız için ikiz bebek arabası satın alıp gelince o kadar mutlu oldum ve öyle duygulandım ki ağlamamak için kendimi zor tuttum. Bir kez daha hayran kaldım kendisine ve içimden Rabbime şükrettim. Yol boyunca o sürdü bebek arabasını. Eski eşimin akrabaları da oturuyordu mahallede. O zamana kadar yüzlerini görmediğim o insanlar yanındaki adama dik dik bakıp aralarında bir şeyler konuşunca bunca zaman yaşadıklarımın da etkisiyle daha fazla dayanamadım ve ''O yabancım değil, yakında evleneceğiz'' diyerek haykırmaya başlayınca elimi tuttu ve ''Üzülme artık, bundan sonra ben varım, birkaç güne nikah tarihimiz belli olur, davetiyeleri gönderince herkes her şeyi öğrenir'' diyerek beni sakinleştirdi. Ve onların yanından uzaklaşırken onların telefonunun birisini ''Seninki evleniyormuş'' diye söylediklerini duydum ama artık umurumda bile değildi o konuştukları kişi. Derken telefonum ısrarla çalmaya başladı. Arayan oydu. Açmadım ama şaşırdım tabii. Telefonu açmayınca mesaj attı. ''Evlenirsem çocuğu benden alacakmış'' öyle yazmış. Korktum ve ağlamaya başlayınca süt kızımın babası telefonu elimden alıp mesajı okudu ve ''Hiçbir şey yapamaz, korkma'' deyince bozulan moralim birazcık da olsa düzelir gibi olsa da söyledikleri aklımı karıştırmıştı. Süt kızımın babası çok ince nazik biri. Evimize birkaç parça eşya aldık ama aldığımız eşyalar arasında beni en çok sevindiren kızlarımızın odası için aldıklarımız oldu. Kendi kızına önceden beşik almış ve beni aldığı yere götürecek benim kızıma da aynı beşikten satın almak isteyince. Beşiği var ama o dedesigil de kalsın. Ziyaretlerine gittiğimizde lazım olabilir dedi. Belki bazılarınız ne var bunda alabilir diyebilir. Ama kızımın öz babası çocuğum için bir çöp bile almadığından ne hissettiğimi anlamanızı isterim. Duygulandım ve Rabbime onu karşıma çıkardığı için şükrettim. Alışverişlerimizi tamamladık ve beni eve bıraktı. Acil bir işi olduğundan gitmek zorunda olduğunu ama sonra uğrayacağını söyleyip gitti. Tam merdivenlere yönelmiştim ki birisi kolumu tuttu. Şaşırdım ve dönüp baktım ki o gelmiş. Kızımın hayırsız babası. Evleneceğimi öğrenince çıldırmış. Onu bırakamazmışım. Beni terk ettiği için pişmanmış. Eşinden ayrılıp yine bana dönecekmiş falan filan. O kadar konuştu ama inanır mısınız bir kez bile kızım nasıl demedi. Kızını hiç düşünmemesi moralimi bozdu. Sinirlendim ve artık çok geç. ''Beni doğmamış çocuğuna terk edip giderken düşünmen gerekirdi bunları.'' deyince ''Ne olur affet, yeniden bir araya gelelim. Çocuğum üvey baba elinde büyümesin.'' deyince cevap vermeden yanından ayrıldım ama eve girdiğimde ağlıyordum. Annem ağladığımı görünce endişelendi. ''Ne oldu kızım?'' diye panik yapınca ''O gelmiş.'' dedim ve sözlerini aktardım. Annem de ''Sana yaşattıklarını unutma yavrum. Bence o baba olmayı hak etmiyor dese de kafam öylesine karışıktı ki. Ya yıllar sonra kızım büyüdüğünde babasının benimle barışmak istediğini öğrenir ve onunla barışmadığım için beni suçlarsa diye düşünmekten kendimi alamıyordum. Günlerdir bu konuyu düşünüyorum ve en doğru kararı verebilmek için Rabbimden yardım istiyorum. Ama ben artık kararımı vermiştim. Beni dün terk eden yarın yine terk ederdi. Bir babaya en çok merhamet yakışırdı. Evleneceğim kişi de bu merhameti görmüştüm. Gerçekten evlendikten sonra kızıma kendi kızı gibi davrandı. İlk başlarda çok korkmuştum. Ya evlendikten sonra değişirse diye. Ama değişmedi. Hatta kızımı daha çok sevdi. Eski eşim peşimi bıraktı, bırakmak zorunda kaldı. Çocuğum şimdi 3 yaşına girdi. Ama içimdeki korku kızım büyüdükçe artmaya başladı. Kendini tanımaya başladığında gerçek babasını öğrenir ve benden nefret ederse diye. Ne olur akıl verin. Ben bunu kızıma alıştıra alıştıra nasıl anlatacağım? Ya benim bu yaşadıklarımı anlamaz ve beni suçlarsa? O zaman ben nasıl yaşarım?